Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamalar yaptı. Deme uzattığım el konuşuluyor, tartışılıyor dedi. Bizim yeni bir çözüm sürecine değil, ortak akla ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Sonrasında yaptığı mesajlar, ifadelerde kullandığı mesajlar çok önemli. Teröristlerin teslim olması, tek çıkış dedi. Terör elebaşı çıkıp silah bıraktığını ilan etmeli. İşte gerekirse mecliste konuşsun, DEM Parti'nin grup toplantısında silah bırakma çağrısı yapsın ifadesini de kullandı. Şimdi uzun süredir meclisin açıldığı gün ne olmuştu? MHP lideri Devlet Bahçeli genel kurula geldi. DEM Partililerle tokalaştı. Onlarla konuştu, sohbet etti. Sonrasında grup toplantılarında da ard arda bu konuya dair bazı mesajları oldu. Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor, ne oluyor sorusunu sormaya başlamıştı kamuoyu. Ve Devlet Bahçeli bir çözüm süreci olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Yine iktidar kanadından da benzer bir ifade kullanıldı. Anladığımız kadarıyla bir çözüm süreci ifadesi kullanılmıyor ama farklı bir durumdan bahsediliyor ki Devlet Bahçeli de dedi ki yeni çözüm sürecine değil ortak akla ihtiyaç var ifadesini kullanmış durumda. Adres İmralı'dan deme uzansın ve artık bu sorun kökten çözülsün, biz buna varız ifadesini kullanıyor Devlet Bahçeli. Bu konuya dair önemli açıklamalar yaptığını görüyoruz. Tekrar edelim. Ne Kandil, adres İmralı'dan deme uzansın, terör sorunu sonsuza kadar kaldırılsın, biz buna hazırız, bunu dahi sineye çekmeye hazırız, Türk milleti için lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız diyor. Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin mecliste DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini, örgütün kaldırıldığını haykırsın, bunu yaparsa Umut hakkından yararlanmasının önü sonuna kadar açılır diyor. Şimdi bu konuyla ilgili hemen konuşalım. Metehan Demir bizimle birlikte. Metehan Demir merhabalar. Şimdi uzunca bir süredir çözüm süreci olur mu olmaz mı ifadesini kullanıyorduk. Ama şimdi Devlet Bahçeli daha farklı yönde bir açıklama yaptı. Tekrar edeyim. Terörist başı tecridi kaldırılırsa gelsin mecliste DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini, örgütün kaldırıldığını haykırsın. Bunu yaparsa Umut hakkından yararlanmasının önü sonuna kadar açılır ifadelerini kullandı. Buradan ne anlayalım? Sultan Anır, şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin bundan önceki açıklamaları ve bundan sonraki açıklamaları anlamında çok çok önemli bir köşeye dönüşündü, virajdayız. Çünkü çok önemsedim ve zaten siz de birkaç kere de söylediniz. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli burada, geçen gün Sayın Özgür Özel de işaret etmişti, en kilit isim. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı var, devlet aklı var, bunlar beraber mekanizmalar çalışıyorlar ama şunu açıkça belirtmek lazım ki Sayın Bahçeli bu konuda çok serttir ve taviz vermez bir konumdadır. Ama bu açıklaması yeni bir sürecin, süreç demeyelim, süreç çok travmatik bir ifadeyi de hatırlatıyor herkes için, önünü açabilir. Fakat cümlelerini de Sayın Bahçeli'nin çok çok iyi okumak lazım. Hı hı. Silah bırakmak, örgütün teslim olması ve Sayın Bahçeli'nin söyledikleri çerçevesinde burada en kritik olan nokta terörist başı. Tabii. Abdullah Öcalan'ın, yanlış anlamadık değil mi? Bir daha tekrar etmekte de fayda var. Mecliste, hepimiz şaşırdık ama. Mecliste konuşma yapması. Evet, gerekirse DEM Parti şimdi grup burada şöyle bir tecrit dedi. Var. Evet, tecritin kaldırılması çerçevesinde gelsin konuşsun dedi. Bu bizim çok dikkatlice yaklaşmamız gereken, izlememiz gereken bir süreç. Neden derseniz, bir, Abdullah Öcalan isimli terörist başının mecliste konuşma yapması, meclis kürsüsüne çıkması ve oradan bu birinci bölümü, ikinci bölümü söyledikleri sözlerin ne kadar etki yaratıp yaratmayacağını çok iyi analiz etmemiz lazım. İkincisi, tüm örgütün daha önce benzer çağrılar yapıldı, şu oldu bu oldu, buna ne kadar uyacağı, dış desteklerin, dış mirakların örgüt üzerinde bugüne kadar yaşamasını sağlayan bu kaynakların dış merkezi, ülkeler ve istihbarat servisine dair bu çağrıyı yapmasına yapması sonrasında nasıl bir ortama müsaade edeceği, terör örgütün aman böyle bir şey yeltenli deyip demeyeceği, ama her şeyden öte Sultan Ağır, buradaki en kritik kırılma noktası Sayın Bahçeli'nin açıklamalarından referansla baktığımızda Öcalan'ın, terörist başının
gelsin mecliste konuşsun, kürsüden açıklamalar yapsın çağrısıdır. Bu bence şu an Türkiye'nin bu açıklamalar gündemini tabii değiştirir. Ki tamamen değiştirir. Bu çok çok kritik bir Sayın Bahçeli'nin yapmanın şiddetini 10 kat arttırıyor. Yani dediğim gibi o bugüne kadar en çelik çekirdekti bu çerçevede. Milliyetçi Hareket Partisi de çok kritikti. Bu açıklamalar bence bugün bayağı bir konuşulur. Peki hani ne tartışma oldu da yaratılır, Bahçeli'yi sonuçta biliyoruz. Bilmiyorum. Bugüne kadar çok sert açıklamalar yaptığını biliyoruz. Ne oldu da şimdi terörist başı gelsin mecliste konuşsun noktasına nasıl geldi sizce Devlet Bahçeli? Vallahi yani Sultan Hanım, ben Siz de şaşırdınız anladığım kadarıyla şeyde zaten. daima böyle Herkes gibi. Kritik gelişmelerde bir perde arkasına bakmak isterim. Hani kendi fikirlerimi söylemekten ziyade bu. Çünkü bazen suya yazılan yazılar gibi oluyor. Karanlıkta önünü bulmak gibi oluyor. Sayın Bahçeli'nin hani hangi sayıkla ve düşünce çerçevesi bunu söylediğinin perde arkasına da bakmak lazım. Yani çağrısının ne olduğunu olması gerektiğini Sayın Bahçeli. Ama burada bu çok kritik bir açıklama. Yani ben böyle bir açıklamanın müthiş sürpriz Çok. olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani mecliste Öcalan'ın kürsüye gelmesi, konuşması tabii algı olarak da Türkiye'de çok kolay oturabilecek bir şey değil Sultan Hanım. Muhakkak. Yani bu Metin adam Bey, İmralı'da yıllardır Mustafa cezaevinde. Kartoğlu da aramıza katıldı. Bir de kendisine izin verirseniz fikrini sorayım. Sayın Kartoğlu merhabalar. Şimdi şaşırdık Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla. Muhakkak bilmiyorum siz de şaşırmışsınızdır. Ne diyorsunuz terörist başı gelsin mecliste DEM Parti grubuna katılsın, burada konuşsun, silah bırakıldığını ilan etsin açıklamasına? Sizin nasıl bir yorumunuz olur? Valla ben o kadar bıçağın kemiğe dayandığı kanaatinde değilim. İşin siyasi söylem tarafına bakılırsa başka istediğine konuşabilir, istediği mesajı verebilir. Daha önceki çağrısını da öyle değerlendirmiştik hatırlarsanız. Ama DEM Parti grubuna gelip konuşması, yani ironi içermiyorsa eğer, ağır bir ironi içermiyorsa siyasi olarak da çok böyle bir noktaya gelinmişliği gösterecek bir durum yok ortada. Benim kanaatim. İki, teknik olarak da cezaevinden çıkma şansı olmayan bir mahkumiyeti olan bir kişinin dışarıya çıkartılıp bir yerlerde konuşturulması başka bir problem. O yüzden bence Devlet Bahçeli tabii geçen haftaki konuşmasından sonra bugün ne konuşulacak, bugün ne konuşur diye herkes evet merak ediyordu ama tabii asıl bu konuşmasını nasıl izah edecek diye bundan sonraki konuşması beklenecek. Öyle anlaşılıyor. Ben de en az Metehan Demir kadar şaşkınım yani. Şaşkınsınız. Beklediğim bir şey değildi. Teknik olarak da çok mümkün görünmüyor. Siyasi olarak tabii buradan hedefi nedir Devlet Bahçeli'nin? Elbette hem MHP kaynakları muhtemelen, şimdi tabii onlara da bu sorular gidecek. MHP kaynakları da buna dair bir açıklama yaparlar. Ama dediğim gibi ağır bir ironi içeriyorsa o ayrı bir bahis. Yani sizce böyle bir ihtimal var mı? Bir ironi midir bu söyledikleri? Bilmiyorum. DEM Parti ile Öcalan işbirliği ilişkisi ya da ne bileyim iki tarafta da hani elinde silah olamayan birisi var. Örgütün elebaşı hapiste yakalanmış ve cezasını çekiyor. Elinde silah olamayan birisi. Bir taraftan da silahın gölgesinde siyaset yapan birisi. Ya gelin silahı bir tarafa bırakın. Bir mahkumun bir ideolojisini takip ediyorsanız da onunla aranızdaki o işin, bu bir dava savunusu ise bu, bunu sivil olarak nasıl yaparsınız onu da beraber konuşun. Ama dediğim gibi ben Devlet Bahçeli'nin de oraya gelene kadar yaptığı konuşmalara baktığımda ya bunların hiçbirine Türkiye'nin artık ihtiyacı yok. Türkiye terörle mücadelesini vermiş. PKK'nın terörünün belini kırmış. Doğru. Öbür sınırlarının dışına göndermiş. Tabii siyaseti de dışlanabildiği kadar, PKK siyaseti anlamında dışlanabildiği kadar dışlanmış. Bu saatten sonra bunun artık içeride meşru muhataplarıyla, ki onun meşruiyeti de tartışmalı parlamentoda, demin meşruiyetinde siyaseten çok tartıştıklarını biliyoruz herkesin. CIS parti yani. Madem meşru, niye CIS?
Madem CİS, o zaman meşruiyetini sorgulayabilir miyiz? Yani bu durumda olan bir parti varken şimdi orada bu böyle bir talebe ya da böyle bir öneriye ihtiyaç var mı? O değerlendirmesini onu ben yapamam. Benim gördüğüm böyle bir şeye neden ihtiyaç duyulduğunun açıklamasını Milliyetçi Hareket Partisi kaynakları yapar. Ama benim gördüğüm Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem terörle mücadelesinde getirdiği geldiği nokta hem siyaseten demin bulunduğu pozisyon ya da marjinalliği zaten oluşmuş durumda. Şimdi bence bunlara ihtiyaç yok benim gördüğüm ama siyaseten Devlet Bahçeli'nin gördüğü başka şeyler vardır. Onu da ancak onlardan öğrenebiliriz. Yani şu an benim bilgilerim onu değerlendirmek noktasında yeterli değil. Sayın Kartal, peki sizce yani çok erken kimseyle temasınız olmamıştır henüz diye düşünüyorum ama AK Parti kanadından Bahçeli'nin bu Öcalan çağrısına nasıl bir yanıt gelebilir? Ya ben o Öcalan'ın meclise gelmesi konusunun taraftar bulacağını zannetmiyorum. Destek bulacağını zannetmiyorum. O dediğim sadece gibi, siyaseten hani, değil toplum nezdinde de değil mi? Tabii ya yok zaten şimdi mesela bir başka terörist örgütün elebaşı ya da bir başka teröristin önde gideni dün öldü ya da öldüğü dün duyuruldu. Ve insanların bu konudaki tavırları belli. Nedir? Bir yani hala bizimle aynı dünyada oksijen tüketmesinin sona erdiğinden dolayı bir iç ferahlığı var evet. Hı hı. Ama hesabının tabii kendisine doğrudan sorulamamış olmasından kaynaklanan bir can sıkıntısı da var. Ve örgütünün bir şekilde hala işe yarar vaziyette dış mihrakların, dış güçlerin kendilerini besleyen topraklarında öldüğü ülkelerin hizmetinde olduğu gerçeği de var. Şimdi böyle bir durumda bir başka terör örgütünün kurucu elebaşına kapı açılmasının çok taraftar bulacağını zannetmiyorum açıkçası. Peki. Metehan Demir, siz ne düşünüyorsunuz? İktidar tarafından bu açıklamalara, Bahçeli'nin bu çağrısına nasıl bir yanıt gelebilir sizce? İktidar bir durum anlamaya sevgili Mustafa'nın söylediği gibi bir bakarlar, durum değerlendirirler. Şimdi biraz yürür o iş. Bekleme içinde sonra açıklamalar temkinli gelir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben ne açıklama yapacağını merak ediyorum. Tabii. Sultanım da şimdi ben işin askeri taktik stratejik bölümünü bilirim yani yakından iyi takip ederim. Ve PKK terör örgütüyle mücadelede gerek Türk Silahlı Kuvvetleri gerek jandarma, emniyetimiz ve Milli İstihbarat Teşkilatı meşakkatli bir çalışmayla yıllardır koordinasyonla büyük bir başarıya imza attı. Bugün terör örgütünün geldiği noktada yaşadığı çaresizlik bizim tarafımızda değil, karşı tarafta var. O nedenle aynen sevgili Mustafa'nın dediği gibi ben askeri taktik açıdan bir sıkıntı değil, aksine iyi bir dönem geçirildiğini, PKK terör örgütünün bu silahlı terör kanadının ciddi anlamda aynen Abdullah Öcalan gibi tecrit edildiğini, Türkiye'nin kendi topraklarında vatan bütünlüğü çerçevesinde değil, yurt dışı coğrafyalarda da Irak'ta ve Suriye'de de Türkiye'nin mukim güçleriyle çok etkin bir yapı oluşturduğunu ve PKK'yı baskıladığını biliyoruz. İzin vermediği bir yerde tecrit altında olduğunu bile görüyoruz. Suriye'deki durumu biliyoruz. Yani bu şartlar altında zaten Türkiye PKK terör örgütünü önemli şekilde bitme noktasına getirdi. Dış destek olmasa ciddi şekilde de bugüne kadar da bitmişti. Ama motive edilen başka noktalarda olduğu için örgüt, terör örgütü buna devam ediyor. Hı hı. Ama Abdullah Öcalan yıllardır konuşulan bir durumu söz konusu. Abdullah Öcalan terörist başı olarak İmralı'da hapse girdiği günden bu yana 25 yıl oldu değil mi Mustafa? Tabii. Evet. 25 yıldır yani, terör örgütü üzerinde işte yok görüşmeler oldu, gelindi, gidildi, her tür orada şey denendi. Ne kadar etkili, ne kadar değil, artı bu dediğim gibi bu ayrı bir baş. Ayrıca terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi koridorlarından yürümesi, o teknik olarak mümkün olmadığı bölümünü ben de kafamdan geçiriyorum. Ama gelmesi, kürsüye çıkması, oradan konuşma yapması pek yönetilebilecek bir alt ortaya çıkarmaz. Şimdi tabii ben muhalefetin de neler diyeceğini, bu konudaki tabii ilgili derneklerin, yapıların da neler söyleyeceğini merak ediyorum. Şimdi dün
Demirtaş'ın cezaevinde ziyaretini hatırlayalım. Geçen burada işte bir çağrı yapılmıştı. Ama ben hani çağrıyı daha kapsamlı farklı bir şey bekliyordum, değil mi Mustafa? Kadınlarla ilgili geldi. Evet, Türkiye'de kadınlar da çok önemli sorun. Kadınların yaşadığı sıkıntılar, şeyler. Ama diğer bölümle ilgili ben çok dikkatli okudum. Gözümden de kaçmış olabilir ama Selahattin Demirtaş'ın bir hani barış süreciyle ilgili bir çağrı mı olur falan denmişti. Öyle bir şey fazla geçmedi. Kadınlarla ilgili genel çağrılar ve toplumsal işte bu konuda dayanışma olmuştu. E şimdi bu yani ona da karşı bizde alternatif çıkış anlamında da değerlendirilmez. Çünkü başka bir şey söyledi Selahattin Demirtaş. Ve tabii Sayın Bahçeli bu konuda bakın en sert, en net tutumu olan isimdir. Siyasi liderdir. Sayın Bahçeli yakın dönemde HDP eski aldığı hazine yardımlarının edilmesi, partinin neden hala Anayasa Mahkemesi'ne kapatılma kararının çıkmadığına dair çok sık ve çok sert tepkileri olmuştu. O çerçevede bu açıklamalar benim için evet sürprizdir.